Sehihan'ın mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Dışı çıtır, iç harcı ile de çok lezzetli olan bir börek hazırladım. Öncelik ile malzemelerimiz 200 gram kıymam var. Az malzeme kullanıyorum, sizler çoğaltabilirsiniz. 7 adet şöyle yumurtadan da bir tık küçük gibi e, haşlanmış patateslerim var. Zeytinyağı ile kavurma işlemi yapacağım. E, böyle yine yumurta büyüklüğünde diyebilirim. Kuru soğanımız var bir büyük diş sarımsak sizler orta boyda soğan kullanabilirsiniz. Baharat olarak da işte tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve ben miktarlarını, ölçülerini, kaşık ölçülerini yazacağım açıklamalar kısmına. Dikkat ederseniz öncelik ile kuru soğanımızı doğramak ile başlıyorum. Yemeklik yapar gibi o şekilde bir doğrama işlemi yapıyorum. Sarımsağı da doğruyorum. Küçük küçük olacak şekilde sarımsak mümkün olduğunca şöyle küçük incecik doğrayalım. Ve tavaya tahmini miktar yağ döktüm. Böyle çeyrek çay bardağı diyebilirim. 100 milimlik çay bardağı ile ölçü verecek olursam sizler tahmini göz kararı ile de dökebilirsiniz. Ve peşinden hemen Soğanı koydum gördüğünüz gibi peşinden de hemen kıymayı ilave ettim ve aynı anda kavrulmasını sağladım, topaklanmasını çözdürdüm ve her seferinde de sulansın ki böyle kapak kapatalım ve haşlanmış olan patateslerin kabuklarını soydum rendelemeye başladım. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videomu faydalı bulursunuz abone olursunuz ve videomu da paylaşırsanız çok daha fazla kişiye inşallah sizlerin sayesinde ulaşsın. Rendelemiş olduğumuz patatesleri de artık kavrulmuş olan soğan kıymanın içerisine ilave ettim. Baharatlarını da koyuyorum. Şöyle iyice tamamıyla karıştıralım. E, tuzu vesaire hep bir yerde kalmasın. Acı bir tat olmasın. Bu şekilde tamamıyla dağıttıktan sonra karıştıktan sonra artık ocaktan alacağım Ve Ben kurutmuş olduğum maydanoz serpiştiriyorum. Sizler tahmini miktar tazesinden ince ince kıyabilirsiniz. Sos için 1 adet yumurtamız, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 çay bardağı olacak şekilde şöyle bardağı da hazırladım ki kapağını da açmıştım ve bu şekilde soda kullanıyorum yani maden suyu ismi 2 saat aklıma gelmedi. Ve şöyle derin bir kap içerisine yumurtayı kırdım, yarım çay bardağı ayçiçek yağını bir çay bardağı süt ilave ediyorum ve hemen peşinden de bir çay bardağı maden suyunu ilave ediyorum, karıştırıyorum. Un vesaire, kabartma tozu hiçbir şey koymuyorum. Değişik değişik soslu tariflerim var, onlara da bir göz atabilirsiniz kanalımda bulabilirsiniz böreklerim var e, ve e, dolapta bekleyen 3 adet yufkam vardı onları değerlendirmek istedim gördüğünüz gibi e, bir hayli de yırtıldı artık böyle hani bekleye bekleye çok tazeydi aslında çok da güzeldi e, ve yarısına kadar hazırlamış olduğum sosu sürüyorum diğer yarısını katlama üzerine katlama işlemi yapıyorum yırtık ama hiç önemli değil rulo işlemi yapacağız zaten arasında kalacak yırtığı vesaire hiçbir şeyi kesinlikle görünmeyecek ve e, tekrar üzerine sostan sürüyorum fırça ile de her tarafına yayıyorum kenarına da hazırlamış olduğumuz kıymalı patatesli iç harçtan koymaya başlıyorum artık 3 yufkaya da yetecek şekilde ben e, bu iç harcım inanmazsınız başa baş denk geldi sanki hani e, ayarlamışım gibi aslında tahmini ölçülerle yapmıştım e, bu şekilde başa baş 3 yufkaya ben e, açıklamalarda yazarım sizlere denk getirdim ve şöyle kenarlarını katlıyorum artık rulo yapma işlemine başlıyorum bu işlemleri de hızlı yapalım ki çünkü sos iyice böyle yufkayı hamur hale getiriyor. Ve artık elinizde tamamıyla kalabilir. Rulo yapamayabilirsiniz. Bugün nedense çok zor konuşuyorum. Birkaç defa da durdurup yeniden başından aldım. Ama artık hani tekrar tekrar seslendirme işlemini yapmayacağım. Artık kusurlar affola diyorum. Bazen. Ee, olabiliyor bu şekilde yorgunluktan oluyor inanın ve bu şekilde üçgen şeklinde birazdan daha yakından göstereceğim telefon kamerasını bakın bu şekilde elime aldım ee, kesmem biraz zorlaştı çünkü hani bir elimde telefon olduğu için ama sizlere daha yakından ve anlamanız açısından belki yan çekimden hani anlamamış olabilirsiniz bu şekilde üçgen e, şekli vererekten kesme işlemi yapıyorum. Tekrardan ikinci yufkamı hazırlıyorum. Yine aynı işlemi. Buna da devam ediyorum. Yarısına kadar sostan sürüyorum. Sosu da her seferinde şöyle bir kaşık ile karıştıralım ki çünkü hani dibine yumurta vesaire oturmasın, çökmesin. Sosun her tarafı eşit olsun ki verimli bir sonuç elde edelim. Tekrar ıslatmamış olduğumuz tarafı ıslatmış olduğumuz tarafın üzerine katlıyorum. E, onun da üzerine gördüğünüz gibi yine sostan sürüyorum. Fırça ile de yayma işlemi yapıyorum. Ve yine iç harçtan kenar kısmına koymaya başlıyorum. Lezzetli bir börek, börek oluyor kesinlikle. sizlere de bu böreği yapmanızı tavsiye ederim. Kıymanız o an için hani elinizde bulunmuyorsa patatesli yapabilirsiniz muhakkak patates vardır veya peynirli yapabilirsiniz kaşar peynirli yapabilirsiniz illaki e, kıymalı patatesli olacak diye bir kaide yok ama bu şekilde de yapmanıza öneririm kıyma var ise çünkü gayet lezzetli oluyor bu şekilde bunu da böyle gördüğünüz gibi üçgen şeklinde kestim ve artık böreklerimi hazırladım e, bir adet yumurta sarısını kasenin içerisine koymuştum bir yemek kaşığı tahmini ayçiçek yağı koydum, karıştırdım ve fırça yardımı ile de böreklerimin üzerine sürmeye başlıyorum. Bir yandan da fırınım ısınıyor. Kesinlikle her ne yapacaksanız ısınmış olan fırına koyalım. E, soğuk fırına börektir kektir vesaire bir, hiçbir şey koymayalım. Çünkü e, kabarmasını engelleyecektir. Ve ben e, gördüğünüz susam, biraz üzerlerine susam serpiştiriyorum. Çörek otu da serpiştirebilirsiniz veya tamamıyla üzerleri boş kalabilir veya haşhaş e, mavi haşhaş serpiştirebilirsiniz. Şöyle daha yakından gösterdikten sonra ısınmış olan fırına gönderiyorum. E, bir de küçük bir tepsi oldu. Toplamda yani bir buçuk tepsi oldu. Sizlerin turbo fırına tam tamı tamına e, tam denk gelecektir bu ölçülerim. Yani ekstradan bir buçuk tepsi gibi bir olay olmayacaktır. Bir tepsilik dolu dolu bir tepsi böreğiniz olacaktır. Şöyle kızgın sıcaklığı geçtikten sonra ılık halde iken de tamamıyla de soğumasın çünkü kıymalar donduktan sonra lezzeti biraz kayboluyor açıkçası ağzınızda yerken donuyor. Bu şekilde ben servis tabağına biraz sıcak biraz ılık haldeyken servis tabağına aldım sizlere de daha yakından gösterdim. Videomun da sonuna geldim bu arada umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek için daha çok kişiye de ulaşması için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olabilir, aklınıza takılanlar olabilir. E, yorumlara bırakabilirsiniz. Yorumları inşallah gördüğüm sürece okuyorum. E, bana destek için dediğim gibi kanallarımızın öne çıkabilmesi için like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.